sevgili imparatorumuz. Duygusal paylaşım diyorlar. Küçük kızı Elif Ada'nın videosunu koyarak yazdığı sözler var. Önce videoyu izleyin. Ben gördüm. Sadece güzel bir şarkıdan bile etkileniyorsun, ağlıyorsun. Senin duygusallığına kurban olurum ben. Allah hepimizin evlatlarını korusun. Gözlerinde hiç yaş olmasın inşallah diye paylaşmış. Ama Elif Ada'nın ağlaması çok inandırıcı gelmemiş insanlara. Sanki ağlamıyor, işte ağlasın diye tembihlenmiş gibi yorumlar vardı. Bir izleyelim önce. Mutlu yaşa inşallah. Öleceğim bir gün. Evet, çok tatlı. Yalnız benim ilgimi ne çekti biliyor musunuz? Evet, çok güzel bir şarkı zaten. Etkilenmeyecek gibi değil. Baba gene yine baskın. Yani yine gözler kaşlar İbrahim Tatlıses'e benzemiş. Değil mi? Çocuklarında olduğu gibi. Evet. Bak evet. Şimdi yani sarışın bir annesi var bu kızın. Renkli gözlü. Hani Ayşegül'den bahsediyorum. Ama direkt İbrahim Tatlıses'ten değil mi? Şimdi almış. Ne kadar İdo güzel. Keza öyle. İbrahim Tatlıses'in bıyıklarını öyle. Kes bak. Bıyıklarını kes aynı. Ya tabii tabii şekil aynı. Nesi tatlı ya, yerim ne güzel. Yalnız, bir çocuk olmuş ya. Yalnız İbrahim Tatlıses demin şimdi klibe bir şey söyledik ama imparator. İmparator olduğunu şuradan anladım. Bizim arabesk fantezi mi? Yani evet, onun dalı arabesk evet, fantezi değil mi? Şu anda Türkiye'de arabesk fantezi dalı resmen krizin içerisinde yani. Yok yerine gelecek yani. Neden yerine gelecek? Bir Serkan var mesela şu anda şeyin yerinde söylüyor. O da yani, Karadeniz türküsü söyledi. Yani tabii. Söylüyor artık şöyle, o tarz olarak değişti ama onun yerine belli bir dönem hani o tarz şarkılarla bir o gelmişti ama şu anda emsali yok. Tabii kriz şöyle büyüyor çünkü daha önce bunu Nihat Doğan da söylemişti. Başka şarkıcılar da söylemişti. Ya İbrahim Tatlıses'in olması bizi de biraz şey yapıyordu diyordu. Hani istek kazandırıyordu. O bir proje çıkartıyordu. Biz de ona karşı bir şeyler çıkartıyorduk. İşte öteki çıkartıyordu, öteki çıkartıyordu. Bir yarış içerisindeydi. Tabii canım hep ona bir rekabet vardı, falan. Hep bir şey vardı. Evet. Hatta yani her sene ben şöyle söyleyeyim müzik ödüllerinde İbrahim Tatlıses'i artık en son türkü bölümüne aldılar. Çünkü arabesk kimse bölümünde ödül veremiyorlar. Kimse ödül veremiyorlardı. İsterse yılın en iyi şarkısı olsun milyon satsın. Şimdiki gibi tıklanma yok şimdi o zaman. Şimdi artık türkü ödülü yok. Ve gerçek yok, o zaman. Yok, yani satış diye bir şey vardı. Şimdi hileyle tıklandı etti olabiliyor. Ama o tabii. Zaman öyle bir seçeneğimiz tabii. Yoktu. Kasetini sattı ya da satmadı tabii. Gibi bir durum şimdi vardı. Şimdi o İbrahim Tatlıses oradan çekilince orası dağıldı. Şimdi tek başına kimse hiçbir şey yapmıyor. Onun rüzgarıyla gidiyordu herkes. Yani kulakları çınlasın böyle hafif de göbekli bir türkücümüz şey demişti işte. Tamam ya ortalık bana kaldı. Birkaç kilo da verdim bunu iş tamam dedi. Ama hiç öyle olmadı yani. Herkes bir ya. Ortalık bana kaldı. Önümüzü kesiyor diyordu ama baktığımızda yerine gelebilir bilen hiç kimse yok yani. Yeni nerede bir kulunu çok sevdiği yani, şarkısı. İbrahim Tatlıses birkaç tanesine dedi işte benim varisim dedi. Benim varisim dedi. Hatta sonra varisler de birbirine girdi ama o varisler. Hangi varisi, dedi abi? Alişan'a da söyledi. Alişan'a söyledi. Seda Sayan'la birlikteyken şeye söyledi. Nihat Doğan'a söyledi. Nihat Doğan'a söyledi. O biraz Seda ablanın baskısıyla yani, söylenmiş ama bir şey ama sonuçta yani. Söyledi mi söyledi. Tabii, o zaman şöyle bir cümle kurabiliriz. Yıllardır önümüzü kesiyorlar, önümüzü kesiyorlar diyenlerin şu anda önleri o kadar açık ki. Ama herkes pop üzerinde şarkı yapıyor. Pop üzerinde bütün şu anda yeni çıkan single'ların tamamı pop şarkılar. Artık önümüzü kesiyoruz yani diyemeyecek. Yani artık arkamızdan iş çeviriyorlar. Arabesk'e yatkın olan insanlar da bugün pop okuyor. Ve piyasada... Mesela fantezi müzikte kadın da yok mesela artık çok fazla. Ve Ebru Gündeş var işte ne bileyim Sibel Can okuyor. Yok canım var yine hocam. Birkaç var, tane var ama var, evet. Yani Ebru yenilerden var, gelen yok. Var. Yani ben. Eskilerden katıl... Yani, Bülent Ersoy var. Milyon tane örneklendiriz bu var, işe alakası yok. Gelmiyor. Talep bu yönde. Çünkü müziğimiz başka bir yöne geçti. Peki şeyi konuştunuz mu? Hülya Avşar'la buluşmasını? Aa evet onu söyleyeceğim evet, şimdi. Evet, Alaçatı'da. Çok güzel. Alaçatı değil şeyde Ayvalık'ta. Ayvalık'ta misafir etmiş. Ayvalık'ta. Kendisini çok güzel ağırladı beni Maviş diye paylaşım oldu. Hatta aferin biz Hülya'ya. Mavi Mavi filminden kare bile verdik abi. Çok güzel çünkü, değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim yalnız. Sevgili Hülya Avşar'ı dün bir reklam filminde gördüm. Ama yüzü çok aşırı gergin ve şiş şiş duruyordu ya. Yani bir şey yaptırdığını düşündüm ben gördüğüm zaman. Ama yani, o reklam filmi çok önce çekildi.
Yo, bu yenisi, bu yenisi. Hani böyle benim alışık olduğum Hülya Avşar'dan biraz farklı geldi. Hep yıllarca işte ben botoks yaptırmam, hiçbir şey yaptırmam. Yani şimdi buradaki Hülya Avşar'la şu an o benim dün akşam gördüğüm böyle buraları şiş şiş kadın, aynı kadın. Yani yaptırıyor ama yaptırmıyor mu diyor. Ben normalde öyle olduğunu düşündüm. Yaptırmıyordu çünkü yakından belliydi yani. Yaptırsa göbeğindeki izi şey yapardı. Ya göbeğindeki izden hiçbir şey olmuyor abi. Neyi ne yaptıracak? Benim de göbeğimde boylu boyunca iz var. Hiçbir şey olmuyor. Dövme yaptırdım. O da dövme yaptırmış zaten. Başka da hiçbir çaresi de yok yani. Hani onun böyle tamamen kapanması gibi bir şey olsa zaten koşa koşa ben Hülya Avşar'dan önce gideceğim yani. Öyle bir seçeneğimiz yok maalesef. O da işte hayatın bize kattığı derin izler diyor.